Divanya'nın mabette ne işi var? Ritik'le beraber geldik. Evet, anladım Shivanya. Senin büyük bir derdin var. Merhaba peder. Karım mabede gelip dua etmek istedi. Ben de... Demek sen de dua etmek istiyorsun. Bu gece dolunay var. Ayın tam ışığıyla tüm evrende Tanrı'nın adını andığı gece. Tüm kalbiyle Tanrı'nın önünde dua eden çiftler her zaman mutlu olur. Gerçi böyle şeylere inanmıyorum. Ama sonsuza kadar seninle kalabilmek için Tanrı'ya her zaman dua edebilirim Shivanya. Peder Bey, ben duaya devam etmek istiyorum. Bunu al ve dışarıdaki havuzdan su getir. O suyla tören yapacağız. Tamam. Hemen dönerim. Shivanya, burada ne arıyorsun? Başın belada mı? Benim değil Peder. Seşan'ın. Gurma'yı öldürmek istiyorum. Gurma bugün Ankush Reyace'yi aradı ve ona bir yılan yakaladığını söyledi. İçimden bir his onun Seşa olduğunu söylüyor. Hayatı tehlikede. Bir an önce bir şeyler yapmak zorundayım. Parçalayın onu, acımayın. Onu paramparça edin. Seşa'nın başı belada. Gurma onu bağışlamayacağım. Bir an önce oraya gitmek zorundayım. Tamam, sen git. Al. Oraya gitmeden önce bu külü bütün vücuduna sür. Bu külden Seşa'ya da vermiştim. Belki de bu külün etkisi o amacına ulaşmadan tükenmiştir. Külün etkisi yarım saat sürer. O mağarada Guruma'nın güçleri var. Ve o güçlerden kurtulmanın bir tek yolu. Eğer Guruma mağarada değilse o güçlerin hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu nedenle gitmeden önce Guruma'nın mağaradan çıktığından emin olun. Seşa'yı kurtarmak ve ona ulaşmak için artık tek bir yol var. Seşa, şimdi bu yılan beni sana getirecek. Shivanya! 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 Shivanya, ne oldu sana? Gözlerini aç Shivanya. Sana ne oldu? Beni yılan ısırdı. Yılan mı? Beni Gurma'ya götür. Beni sadece o kurtarabilir. Shivanya, gözlerini kapama sakın, tamam mı? Shivanya, iyileşeceksin. Shivanya, sakın gözlerini kapama. Shivanya, konuş benimle. Shivanya, Shivanya, sakın uyuma. Gözlerin açık kalsın. Gurma'ya gidiyoruz. Seni ona götürüyorum. İyileşeceksin. Shivanya, gözlerini açık tut. Shivanya, gözlerini sakın kapatma. Shivanya. Shivanya, birazdan orada oluruz. Shivanya, gözlerini aç. Gözlerini açık tut Shivanya. Shivanya. Ne sanıyorsun? Beni bırakıp gitmene izin vereceğimi? Hayır Shivanya. Sana bir şey olmasına izin vermem. Beni bırakmana izin vermem. Beni çok seviyorsun. Affet beni. Aşkından haksız yere yararlandım. Ve sana yalan söyledim. Ama başka bir seçeneğim yoktu. Bugün Seşa'yı kurtarmazsam, Gurma onu öldürecek. Shivanya, iyi olacaksın. Shivanya.
Hayır. Şivanya. Beni yalnız bırakamazsın. Şivanya. Şivanya, gözlerini aç. Şivanya, hadi uyan. Şivanya, sen beni bırakıp gidemezsin. Sensiz nasıl yaşarım? Sen yok. Kalbimde hiç dert yok. Çünkü ben aşk nedir bilmiyorum. Bana öğrettin. Beni nasıl böylece bırakabilirsin? Ritik. Şifay, bak, beni bırakıp gitmeyeceğini biliyordum canım. Şifay ya, neredeyse bitti. Bak şimdi seni Guruma'ya götüreceğim ama biraz beklemelisin. Dinle, onu buraya getireceğim, tamam? Guruma'yı buraya getireceğim, hemen. Bu mağarada benim elimdesin. Ne güneş var, ne de nefes alacak bir yer. Burası zifiri karanlık ve sen burada benim elimdesin. Ve birazdan korkunç bir ölüm yaşayacaksın. Artık sonun geldi seni yılan. Bunu fazlasıyla hak ettin. Guruma. Guruma. Guruma, karım Şivanya. Onu bir yılan ısırdı. Sen de kimsin? Ben annem ve babam dua töreni için sana gelmişti. Ben onların oğluyum. Karım Şivanya dışarıda. Onu bir yılan ısırdı. Lütfen kurtar. Lütfen. Guruma'nın güçlerinin etkisindeyim. Bir yılana bile dönüşemiyorum. Umarım beni görmez. Lütfen karım, mosmor oldu Guruma. Lütfen onu kurtar. Demek yılan ısırdı. Guruma, lütfen benimle gel. Karımın durumu gerçekten çok kötü. Yalvarırım, onu kurtar. Lütfen Guruma, şu anda... Sakın korkma. Şu hançere bak. Elimdeki bu hançer dişi yılanı öldürmek için. Bak. Bak ona. Ailenizin en büyük düşmanı yerde. Çaresiz bir şekilde ölümü bekliyor. Bugün canından olacak. Ve saldığı korku sona erecek. Bak hadi. Çekinme, bak ona. O şekil değiştiren bir yılan. Onu bugün öldüreceğim. Son anlarını yaşıyor. Ve son nefesini verecek. Guruma, ona ne istersen yap ama eşimin durumu çok kötü. Bu yüzden onu sana getirdim. Lütfen dışarı gel. Yürüyecek hali yok. Arabada baygın yatıyor. Lütfen. Sana yalvarıyorum. Ne olur dışarı gel ve karımı hemen kurtar. Hadi gidelim. Yanılıyorsun Ritik. Şivanya da benim gibi şekil değiştiren bir yılan. Ve bizim gibiler hiçbir zaman başka yılanların zehrinden etkilenmez. Aksine bizim zehrimiz insanları öldürür. İnsan şeklindeki bir yılana karım diyorsun. Budala. Onu bir yılan ısırmadı. Sadece seni kandırdı. Guruma'yı buradan çıkarmak için bir bahaneydi. Şivanya'nın beni ondan kurtarmak için... Buraya geleceğini biliyordum ben. Buraya geliyorlar. Ah. Bunu oraya gitmeden önce bütün vücuduna güzelce sür. Etkisi sadece yarım saat.
Guruma, bu benim karım Shivanya. Lütfen onu kurtar. Zehir bütün vücuduna yayılmıştır. Yılan onu neresinden ısırdı? Boynumdan. Guruma, ne düşünüyoruz? Buraya canlı geldiğiniz için çok şanslısınız. Yılan tarafından ısırılan bir insan bu kadar yaşayamaz. Bu gerçekten şaşırtıcı. Yara izine bakayım. Yılan. Yılanla nasıl karşılaştın? Hı? Bir anda seni nasıl boynundan ısırdı? Çok zehirli görünüyor ve çok az vaktin var. Yaşlı ve sıradan bir yılan tarafından ısırılmış. Onu kurtarmak için tek çare var. Nedir Guruma? Kişli şotu getir bana. Guruma, peki o otu nerede bulabilirim? İşte şuradaki ormanda. Ama hemen gidiyorum. Peki bu nasıl bir ot? Oraya gitsen bile onu nasıl tanıyacaksın ha? Ben de seninle geleceğim. Tamam, sen de gel ama Shivanya yalnız kalacak. İyileşecek, merak etme. Hadi, bir an önce gidelim. Tamam. Hadi, orada. Tamam. Hadi gidelim. Guruma gitti. Onunla birlikte büyülü güçleri de gitti. Ama kartallar mağarası. Oraya girmeme engel olacak. Mağaraya girebilecek bir tek kişi var, o da Guruma'nın kendi. Guruma, çabuk. Biz o otu nerede bulacağız? Bulacağız, merak etme. Mutlaka bulacağız otu. Buralarda bir yerde olmalı. Karın senin canını da peşinde götürecek. Nasıl yani? Yüzünde görebiliyorum. Onu çok seviyorsun. Yanında o varsa sen de varsın. Ama o yoksa sen de yoksun. Evet Guruma. Bunu onunla tanıştığımda anladım. Bak, sen bütün gün dua ve ibadetle meşgulsun. Ama ben bütün bunlara inanmıyorum. Yine de karının hatırı için bana geldi. Ancak buraya kendi isteğinle gelmedi. Onu ısıran yılan seni bana gönderdi. Guruma, Shivanya'yı ısıran yılan, yakaladığın yılanla... Hayır. Onu sıradan bir yılan ısırdı. O ottan ilaç yapınca iyileşecek. Bahsettiğin yılansa... Onun bugün ölümden kurtulması mümkün değil. O zehirli hançer onun canını alacak. Guruma, o otu hemen bul lütfen. Shivanya. İşte. Onu bulduk. Gerekeni yapacağım. Onu kurtarmam gerek. Seşa. Shivanya. Hadi kalk dur Shivanya. Bu çembere girme. Bak, bunu Guruma yaptı. Bu mistik bir çember. Onun gücünü... Guruma'nın gücü bana zarar veremez. Guruma buradan giderken güçlerini de götürdü. Merak etme sen. Hadi, hadi gidelim buradan. Bunlar Guruma'nın kartalları. Hepsini öldürelim. Acele et. Hemen gitmeliyiz. Şu anda dönüş yolundadır. Her an burada olur. Gidelim. Evet. O gelmeden kaçmamız gerekiyor.
Guruma beni öldürmek istedi. Bir yılan. Bunun hesabını verecek. Gidelim. Tamam. Seninle ilişkimiz, birbirimize olan sevgimiz. Buraya mutlaka beni kurtarmaya geleceğini biliyorum. Seşa, her yanın yara bele içinde kalmış. Başın derde girmesine rağmen neden hemen bana haber vermedin? Nasıl haber verirdim? Guruma elimi kolumu bağlamıştı. Eğer seni arasaydım... Bütün gerçeği öğrenir ve önce beni, sonra da seni öldürürdü. Bu o kadar kolay değil. 100 defa doğan ve her doğumda 100 sene ömrü olan, şekil değiştiren hiçbir yılan öldürülemez. Bak sana yemin ederim, o Gurumaya sana çektirdiklerinin aynını çektireceğim. Sana büyük acılar çektirdi değil mi? Sana söz veriyorum, onu öldüreceğim. Ona öyle bir ölüm tattıracağım ki bundan böyle hiçbir büyücü bir yılanın yoluna çıkamayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.